Her şey üstün körü yaşamaya başlıyoruz. Bir sarılıyor musun? Bir sarılıp öpüyor musun? Evinde beslediğin kedine nasıl bir şefkat gösteriyorsun? Kokusunu gözlerin kapalıyken içine çekmek bir nergizin mesela. Kendin farkında mısın? Selam. Ben biraz bu son dönemde hep duyduğumuz farkında olmak ya da farkındalık konusuna biraz girmek istiyorum. Çok kısa. Aslında günlük koşuşturmamızın içerisinde her şeyi üstün körü yaşamaya başlıyoruz. Ne demek istiyor bu kadın şimdi diyebilirsin. Diyelim şimdi gözlerini kapat. Sabah herkes evden çıkarken sevdiklerinle nasıl ayrılıyorsun? O güne nasıl akıyorsun? Bir gözünün önüne getir. Bak bakalım. Çocukların varsa çocuklarına nasıl davranıyorsun? Neler hazırlıyorsun? Sonra eşinle nasıl davranıyorsun? Bir sarılıyor musun? Bir sarılıp öpüyor musun? Bir kokluyor musun? Bunu yaparken bedeninde nerende hissediyorsun? Bir sıcaklık var mı? O sarılmanın bedeninde verdiği bir hissiyat var mı? Bir bak. Kokuyu, duyularını bir gözden bir geçir. Çocuğuna nasıl sarılıyorsun? Onu nasıl içine çekiyorsun kokusunu? Onun sıcak gövdesini nasıl sarmalıyorsun? Annene nasıl bakıyorsun? Nasıl sarılıyorsun? Babana, en sevdiğin arkadaşına, aşık olduğun erkeğe ya da aşık olduğun kadına, evinde beslediğin kedine nasıl bir şefkat gösteriyorsun? Şimdi ve bak bakalım kendine en son ne zaman bu şefkati gösterdin? Kendine ne zaman en son sarıldın? Okşadın? Seni seviyorum dedin? Bu çok değerli bir his. Ve sen bunu aslında hayatının her anında yapabilirsin. Çayını içerken bir içine çekip onun aromasını hissedebilirsin ve bu bir farkındalıktır. Bir güzel çiçek gördüğünde ona bakmak, onun içindeki o oyunları görmek bir farkındalıktır. Kokusunu gözlerin kapalıyken içine çekmek bir nergizin mesela. Bu bir farkındalıktır. Artık kendimi sevmek için de farkında olmam gerektiğini görüyorum. Peki sen neredesin? Kendin farkında mısın? Çünkü sen çok değerlisin. Seni seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kal.